Arkadaşlar, bu dersimizde Senedi Hakani dediğimiz Osmanlıca bir tapu okuyacağız. Gördüğünüz üzere bu arada ben belgeyi büyütüyorum. Evet, hem gösterelim. Evet, burada çiziyorum. Senedi Hakani yazıyor, görüyorsunuz. Senet tamlamalı Senedi Hakani burada. Yani Osmanlıca bir tapu. Kimin devrinde yazılmış? Burada bir tuğramız var. Şurada açık bir şekilde arkadaşlar. Açık bir şekilde şurada ne yazıyor? Reşat yazıyor. Peki kim bu Reşat? Elbette Mehmet Reşat. Burada da zaten tuğrada da Mehmet Han bin Abdülmecid El Muzaffer daima. Tuğralarda El Muzaffer daima klişe olarak bulunur. Bununla beraber ilgili padişahın adı ve babasının ismi zikredilir. Evet, matbu bir belge ve elle yazılmış kısımlar var. Arkadaşlar, hemen orayı büyütelim. Matbuları hızlı geçiyorum. Evet, burada sıra numarası yazıyor. Burada 19 Mayıs sene 335, yani 1335 Rumi bir tarih. Şurada daimi yazıyor. Daimi defteri şehr. Defteri şehir, şehir. Defter numarası, numarosu 3. Cilt numarosu 70. Ve sahife numarası 31 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hemen sol tarafa geçiyoruz. Ne yazıyor? Yoklama esas numarası. Evet, yoklama esas numarası. Daire-i Belediye vergi künye numarası. Vergi virgü diye yazılabiliyor. Umum numarası 90. Rakamı ebvab. Evet. Hemen hızlı bir şekilde yukarı kaydıralım. Arkadaşlar, burada liva yazıyor. Karşısında Dersim. Evet. Yani mutasarrıflık bir yermiş. Liva, Dersim günümüzde biliyorsunuz Tunceli'nin bir ilçesi. Eskiden tabi Dersim vilayetmiş. Tunceli oraya bağlıymış diye biliyoruz. Semti meşhuru boş. Kaza Çemiş Gezek. Mahalle boş. Nahiye boş. Mevki Küyek, yanlış okumuyorsam mevki özel bir isim, yanlışımız da olabilir. Kariye Ulu Kal'a, evet, Ulu Kal'a, yani Ulu Kale. Zukak, Arapça bir kelime, sokak manasında zukak, boş. Ve mülahazat dediği boş bir kısım var. Yani o görüşler manasında. Büyütüyoruz elimizi arkadaşlar. Ve devam edelim. Cinsi. Cinsi. Tapunun cinsi neymiş? Ma'a müştemilat hane. Evet, yani içindeki müştemilatla beraber bir ev. Nev'i mülk, yani cinsle nev birbirinden farklı, nev türü arkadaşlar. Evet, buraya gelelim. Ne diyor? Hududu yazıyor. Yani sağında solunda ne var? Onu okuyalım. Ciheti, burası ciheti
Yemini arkadaşlar. Bazı metinlere canip diye de geçebilir yönler. Bazıları da cihet de geçebilir yön manasında. Taraflar yani sağa solu gibi. Yemin sağ demek. Yemin. Yemini yani sağ tarafı. Gayrı yani burada hiçbir şey yok boş manasında ya da sağ tarafı olmayan demek sağ cephesi olmayabilir bir evin. Yesari solu evet yesar sol demek yesari sola ait kısımda bekir evet. Evet, Bekir'e ait bir ev varmış. Evet, Bekir isminde birine arkası Ömer Ağa'nın arkası Ömer Ağa'nın imiş. Ömer Ağa'nın Mehmet haneleri. Cephesi yol. Evet, burada sağ tarafı özür dilerim arkadaşlar. Teknoloji hatası. Evet. Sağ tarafı boş. Sol tarafı Bekir'e ait bir yermiş. Arkası Ömer Ağa'nın Mehmet haneleri. Cephesi yol. Önü yol. Arkası Ömer Ağa'nın Mehmet haneleri. Niye öyle bir ifade kullanılmış? Onu da bilemedim. Arkası Mehmet özür dilerim. Arkasında Ömer Ağa var. Önü yol. Solunda Bekir Efendi'ye ait bir yer varmış. Ve sağ tarafı da boş. Evet, miktarı yazıyor şurada. Miktarı yani artık burada yüz ölçümü diye ifade edebiliriz. 500 zira. 500 zira. Zira-ı atik. Evet. Atik. Eski zira. Yani eski bir ölçü birimi. Zira-ı cedid, zira-ı atik diye ifadeler var. Burada zira atik. Bunların neye tekabül ettiğini sizler internetten arkadaşlar bulabilirsiniz. Çok küsuratlı sayılar oluyor. Günümüzdeki gibi yani 1000 metrekare değil de örnek veriyorum 1600 küsür gibi ifadeler çıkabiliyor. Bunun için burada bunu işlemeyelim. Evet, 500 zira-ı atik devamı var. 287 arşını cedittir. Evet, toplamı neymiş? Arkadaşlar 500 zira-ı atik 287 arşun diye yazılmış. Arşın diye de yazılabilir. Bazen ayın da ile de yazılabiliyor. Arşını cedittir. Mesela dikkat edersiniz arkadaşlar. Burada zirada ölçü olarak eski zira almış. Ama arşında yeni kısmını almış. Demek arşının da eskisi, yeni ölçümleri, değerleri var diyebiliriz. Hemen ne yazıyor burada? Pardon, yukarıda affedersiniz. Muhassası yani muhassası boş bırakılmış. Okumayalım, boş zaten. Ondan sonra devam edelim. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Profesyonel bir çekim yapmıyoruz. Ev ortamında okumaya çalışıyoruz. Mobil telefonla. Sahibi evveli yani ilk sahibi Mustafa. Nasıl yazıldığına iyi bakınız. Mustafa. Orijinali Mustafi tabii. Mustafa diye telaffuz ediliyor. Oğlu Ali ve Sadullah. Evet, iki tane sahibi varmış. Kimmiş bunlar? Mustafa oğlu Ali ve Sadullah. Şimdi hemen yukarı kaldıralım.
Ne yazıyor? Ciheti itayı senet. Ciheti itayı senet. Arkadaşlar bu senedi hakanileri rahat okuyabilmek için sıkça geçen ifadeler var. İşte demin ne vardı? Zira, atik, arşın, işte cedid. Ondan sonra sağ sol cihetleri için işte yemini, yesari, kuzey için şimal, güney için cenup gibi bu tarz ifadeler, klişe ifadeleri bilirsek bu tür metinleri daha rahat okuyabiliriz. Şimdi bu kısmı okuyalım. Neydi? Ciheti itayı senet idi arkadaşlar bu okuyacağımız bölüm. Büyütelim, rahat okuyalım. Bismillah. Evet. Burada Eylül sene 91. Eylül sene 91 yani Rumi 1291 arkadaşlar. Eğer iki basamaklı bir sayı varsa bu 1200'lü tarihlerden biridir. Evet. Eylül sene 91 yoklama. Yoklama tarih ve 32 numrollu yani numaralı kuyut kayıtlar demek mucibince mutasarrıf iken karyesinin fi 2 Nisan aşağıdayız arkadaşlar. Fi 2 Nisan sene 335 yani 1335 Rumi tarihli arkadaşlar daha önceki ifadeler derslerimizde de sık sık söyledik. Tarihin altındaki şu çizgi sene demek. Bir daha söyleyelim. Bizim derslerimizi ilk defa takip eden arkadaşlarımız olabilir. Biliyorsunuz YouTube'da Zafer Şık kanalımızda 100'ün üzerinde dersimiz var. Evet tarihli ilmu haberi bu şekilde yazılmış. Virgü yani vergi dairesinin fi 12 Mayıs sene 335 yani 1335 tarihli ruhsatı tamlamalı okuyoruz. İlmu haberi üzerine Sadullah fevtinden evet Sadullah'ın vefatından hissesi Bekir'e ve Ali fevtinden iki kardeşe ait bir mülktü hatırlarsanız daha ilk sahipleri Sadullah vefat etmiş Bekir'e kalmış onun hissesi Bekir'e ve Ali fevtinden Ali'nin de vefatından hissesi hemşiresi yani kız kardeşi Aişe'ye kalmış. Aişe'nin de sene 302'de yani Rumi 1302'de tarihinde fevtinden o da 302 tarihinde fevtinden vefatından oğlu Şerife Badel intikal gösterelim arkadaşlar. Şurası Bad var. El takısı intikal. Badel intikal yani intikalinden sonra Taksim'de bölüştürülmesinde Şerif hissesine isabetle Şerif diye biri var. Onun hissesine isabetle ona kalmakla vefat edinceye değin beslemek üzere hibeten hibe olarak ferağından. Evet. Vefat edinceye değin beslemek üzere hibeten ferağından. Hemen kaldıralım. Burada ne yazıyor? Mutasarrıfı şu anki
halihazırdaki mutasarrıfını söylüyor. Şerif kerimesi, evet Şerif beyefendinin kerimesi dediği kızı kimmiş? Şerife. Şerif kızı Şerife'ye ait imiş. Tasarruf sahibi o imiş. Tabiiyeti yani günümüzdeki manasıyla uyruğu. Şurada büyütelim. Ne yazıyor? Devleti Aliye. Evet buyruğu Osmanlı Devleti yazıyor. Arkadaşlar. Burayı da hızlı geçelim. Bedeli boş. Kıymeti hisseye göre boş. Aslı 1250. Yani burada fiyatını söylüyor. Asıl fiyatı ne diyor? 1250. Yekun para yok. Kuruş yok. Bedeli müzayede, müzayede fiyatı para, kuruş diğerleri sıfır yok yani. Bedeli misl yani ortak değeri, karşılıklı değeri, benzer değeri para ve kuruş yine sıfır. Burada ne yazıyor? Haraç. Para sıfır. Yanılmıyorsam. Para sıfır, kuruş sıfır yani yok boş bırakılmış. Varak-ı baha, evrak parası yok. Katibiye boş. Burada kaydiye boş. Sonuna yaklaştık arkadaşlar. Okuyalım. Dersimiz baya uzun sürdü. Farkındayım. Evet, balada yani yukarıda evsaf ve suret. Sureti ferağı evet. Balada evsaf vasıfları ve sureti ferağı muharrer yani yazılı kayıtlı 1250 kuruş. Yukarıda geçmişti. Evet, yazılı olan fiyatı 1250 kuruş kıymetli. Şurası arkadaşlar kıymetli. Senedi Hakani idaresince yukarıda elle hane çemiş gezek diye bir not düşülmüş yani not gibi çünkü cümle akışından bir manası çıkmıyor. Evet çemiş gezek hane çemiş gezek diye yazılmış. Şerif kelimesi şerife nama kayıt olunmala bervecihi mülkiyet, zapt ve tasarrufu, özür dilerim, zapt ve tasarruf itmek üzere iş bu senedi hakani tanzim ve ita kılındı. Burada tarih var. Fi 19, özür dilerim, 14 Mayıs. Mayıs yazılmış. Yıl tarihi yazılmamış. Arkadaş boş. Burada da yine keza fi 14 Mayıs sene bu herhalde minhü yani yukarıda zikredilen tarih için ifade ediliyor. Ve şurada da pul iltisak olunacaktır. Özür diliyorum. Pul ilsak olunacaktır. Pul ilave edilecektir, eklenecektir ya da yapıştırılacaktır. Birkaç manası var. İlsakın mühürler var burada belli belirsiz arkadaşlar. Burada bir idare kelimesi okunuyor. Muhtemelen deftere Hakani gibi ifadeler var ama net olmadığı için ne ben kendim yorayım ne de sizin de zamanınızı alayım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca belge okumalarında bugün ilk defa ne yaptık? Seni de Hakani dediğimiz Osmanlıca tapuyu okuduk. İnşallah bu konuda da size fayda sağlamışızdır diyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir derse yine görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.